Arkası yarın. Ölüm Hücresi 1. Bölüm. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Selim Arvas. Montaj Hasan Dinç. Efekt Haluk Kesim. Seslendirenler: Murat Yılmaz Meydaneri, Hakim Doğan Bavli, Avukat Devrim Parsyan, Aykut Orhan Kemal Aydın, Abdullah İskender Bağcılar, Niyazi Zeki Yıldırım, Gardiyan Hikmet Eldek, Anlatan Hamdi Boryalı. Susun. Susun diyorum. Yoksa duruşmayı gizli yaparım. Buyurun. İddianamenizi okuyun savcı bey. Teşekkür ederim sayın yargıç. Sanık sandalyesinde oturan dış işlerinde görevli Murat Toker'in yabancı devletler hesabına casusluk yaptığı, ülkemizin güvenliğiyle ilgili çok gizli sır ve belgeleri yabancı ajanlara verdiği tespit edilmiştir. Bundan 15 gün önce bir telefon ihbarıyla sanık Murat Toker'in evine giden polisler, yapılan araştırmada sanığın özel çekmecesinde yabancı ajanlara verilmek üzere hazırlanmış bilgi, belge ve mikrofilmler bulmuşlardır. Yalan! Yemin ederim ki yalan hakim bey. Ben ülkesini seven milliyetçi bir insanım. Böyle bir iddiayı reddediyorum. Susun ve size söz hakkı verilinceye kadar da konuşmayın. Ama ben suçsuzum hakim bey. Birileri bana komplo kurmuş. Yemin ederim ki ben suçsuzum. Sanık avukatı. Ya müvekkilini susturursun ya da dışarı atarım kendisini. Özür dileriz efendim. Yapma Murat. Sinirlerine hakim ol. Savcının iddianamesini kesme. Polis tarafından tutulan zabıtlarla bilirkişilerin mikrofilmler üzerinde yaptığı inceleme sonuçları yüksek mahkemenize delil olarak sunulmuştur. Mikrofilmlerde ülkemizin güvenliği açısından stratejik noktalar bulunmaktadır. Sanık Murat Toker'in casusluk suçuyla yargılanmasını talep ediyorum efendim. Sanık Murat Toker, savcının iddiasını dinledi. Şimdi konuş bakalım, ne diyeceksin? Suçsuzum sayın hakim bey. Yemin ederim ki suçsuzum. Dışişlerine 15 yıldır hizmet vermekteyim. Bugüne kadar en ufak bir bilgi ve belgeyi dışarı sızdırmadım. Memleketini seven bir insanım. Gerekirse ülkem için canımı bile seve seve feda etmekten çekinmem efendim. Milliyetçiyim diyorsun. Ülkem için canımı feda ederim diyorsun ama evinde de yabancı ajanlara verilmek üzere hazırlanmış bilgi, belge ve mikrofilmler bulunduruyorsun. Bunu neyle açıklayacaksın? Bilmiyorum efendim. Kim olduklarını bilmiyorum ama mutlaka başımın derde girmesini isteyen birileri koymuştur onları. Anlayacağız. Şahitleri dinleyelim. Şahit Salih Turan! Efendim, ben Kumsal Oteli'nin katibiyim. Adınız, soyadınız? Salih Turan. Şimdi bildiklerinizi anladım. Efendim, geçen ayın 11'inde cumartesi gecesi Murat Bey yanında sarışın bir kadın ve ecnebi bir adamla birlikte otelimize geldi. Yalan, yalan söylüyor. Sakin ol. Peki, sanık Murat Toker'i daha önce tanıyor muydun? Tanımaz olur muyum hakimim? Kendisi sık sık otelimize gelirdi. Peki, az önce sözünü ettiğin o sarışın kadını ilk defa o gece mi gördün, yoksa daha önceden tanıyor muydun? Tanıyordum hakimim. O kadın da sık sık otelimize gelirdi. Yani devamlı müşterilerdendir. Nasıl devamlı müşterilerdir? Yani gece gündüz hep otelde mi kalıyor?
Yani nasıl söylesem erkek halkasıdır o sarışın kadın. Onu demek istedim hakim bey. Anlaşıldı devam et. Geçen ayın 11'inde cumartesi gecesi Murat bey o sarışın kadın ve ecnebi adamla otelimize geldi. Ve her zaman olduğu gibi 12 numaralı odayı tuttu. Peki o ecnebi dediğin adamın ecnebi olduğunu nereden anladın? Adam doğru dürüst Türkçe konuşamıyordu ki artık. Anlaşıldı. Peki Murat Toker o ecnebi adamla daha önce de sizin otele gelmiş miydi? Gelmişti hakimim. Her cumartesi birlikte gelirler zaten. Yalan söylediği her şey yalan bu adamın. Allah'ım sen bana yardım et. Sakin ol. Allah aşkına sakin ol Murat. Otel kayıt defterlerinde oda kiralayanların adı soyadı olması gerekiyor. Sanık Murat Toker ve beraberindekilerin de adı kayıt defterinde yazılı mı? Tabii yazılı hakimim. Otelimizde kim oda tutarsa nüfus cüzdanını, pasaportunu ister kaydını tutarız. Hatta bir keresinde babam annemle kavga ettiğinde bizim otele gecelemeye gelmişti de onun bile kaydını tutmuş. Anlaşıldı. Diğer şahidi çağırın. Şahit Müdür Taymaz! Namussuz herif. Hakimin gözünün içine baka baka yalan söyledi. Allah'ım sana malumdur ki ne o otele gittim ne de o bahsettiği ecnebi adamla kadını tanıyorum. Beni mahvetmek için sanki herkes söz birliği yapmış. Adın soyadın? Münir Taymaz efendim. Ne iş yapıyorsun? Kumsal Oteli'nde barmen olarak çalışıyorum efendim. Peki sanık Murat Toker'i tanıyor musun? Tanımaz olur muyum efendim? Al işte bir yalancı şahit daha. Çıldırtacak bunlar beni, çıldırtacak. Yavaş hakimi kızdırma. Bildiklerini anlat. Her cumartesi akşamı otele gelirdi. Bardan devamlı karışık kokteyl içerdi. Hem de öyle bir kokteyl ki bütün içkileri birbirine karıştırmamı isterdi. Peki Murat Toker'in yanında başkaları da olur muydu? Evet efendim. Sarışın bir kadınla gelirdi genellikle. O kadın da gin tonik içerdi. Kadından başkaları da olur muydu yanında? Bir de bazen yabancı insanlar olurdu. İngilizce ve Almanca konuşurlardı o adamlarla. Peki o kişilerle birlikteyken Murat Toker'in o yabancı adamlara herhangi bir şey verdiğini gördün mü sen? Zarf gibi bir şey verdi efendim. Evet. Zarf gibi bir şey mi efendim? Evet. Tabii. Cebinden bir zarf çıkartır verirdi. Anlaşıldı. Diğer şahit çağrılsın. Yalan söylediği her şey yalan. Kimler tutmuş bu adamları da aleyhime şahitlik yapıyorlar? Hey büyük Allah'ım çıldırmak üzereyim, çıldırmak! Ama katip olsun, barmen olsun o kadar rahat ve ikna edici konuşuyorlar ki sanki seninle 40 yıllık aşina gibiler. Avukat, sen de mi? Yoksa sen de mi inanıyorsun o namussuzların yalancı şahitliklerine ha? Sakin ol. İnanıyorum demedim. Şahit Melahat Uysal! Geldim ayol geldim. Ay yorulmuşum vallahi. Adın ne hanım? Ay hangi adımı soruyorsunuz efendim? Senin kaç tane adın var? Ay kaç tane isterseniz. Pavyonda benli muhalla diye çağırırlar beni. Oturduğum adam da güvercinim der. Hakiki adını soruyorum sana. Nüfus cüzdanında ne yazılıysa onu söyle bana. Ha, yani esas adımı değil mi? Hani esas adım oluyor. Tamam. Melahat Uysal. Ağzındaki o cikleti de çıkart. Mahkemedesin. Ay peki canım kızmayın hemen. Söyle bakalım. Şu gördüğün adamı Murat Toker'i tanıyor musun? Ay Murat'ı mı? Ay nasıl tanımam ayol? Ay geçmiş olsun şekerim nasılsın? Samimi konuşmalarına bakılırsa Murat'ı yakından tanıyorsun galiba. Ay hem de çok yakından hakim beyciğim çok. Murat tanıdığım erkekler için de en yakışıklısı ve en cömertidir de. Nasıl cömert yani? Ay eli açıktır yani ne bileyim bol para verir bol para harcar benim için. Yalan söylüyor. Öbürleri gibi bu kadın da yalan söylüyor hakim bey. Ben bunların hiçbirini tanımıyorum. İlk defa burada görüyorum yüzlerini. Yapma Murat. Hakimi kızdırma. Otur yerine. Ama yalan söylüyor avukat bey. Yalan diyorum size. İnanmıyor musunuz? Benim gibi bir adamın böyle bir kadınla ne gibi bir ilgisi olabilir ki? Aa terbiye size bak neler söylüyor ayol. İkimiz yalnızken canım cicim diyordun ama. Tamam.
Diğer şahitler getirilsin. Şahit Gönül Toker! Ne? Gönül Toker mi? Ama bu benim karım. Evet, iddia makamı şahit olarak dinlenmesini istedi. Adınız, soyadınız? Gönül Toker efendim. Sanık Murat Toker'le olan yakınlık dereceniz nedir? Eşi olurum hakim bey. Kocanızın casusluk yaptığından haberiniz var mıydı? Katiyen yoktu efendim. Murat kendi halinde içine kapanık bir insandır. İşinden bana hiç söz etmezdi. Eve arkadaşlarını getirir miydi? Özellikle yabancıları. Getirirdi tabii. Netice itibariyle eşim hariciyecidir. Evde sık sık toplantı yapardı. Peki eve sık sık gelen bir yabancı var mıydı? Böyle birini görmüş müydünüz? Son zamanlarda Alfred adlı bir yabancıyla sıkı bir dostluk kurmuştum. Alfred'in soyadını biliyor musun? Hayır efendim. Zaten ikisi birden çalışma odasına girerler, saatlerce de oradan çıkmazlardı. O odada ne yaptıklarını bilmiyorum. Yalan, yalan bunlar! Sen de mi Gönül? Sen de mi ha? Neden? Sakin ol Murat, sakin ol lütfen. Kaç yıllık evlisiniz? 12 yıllık efendim. Eşinizi sever misiniz? Sevmez olur muyum efendim? Rezil kadın. Sevdiğin için mi beni ipe gönderiyorsun ha? Mahkememiz karar vermek üzere duruşmayı bir saat sonraya tatil etmişti. Rezalet. Rezalet bu. Karım da dahil olmak üzere bütün şahitler yalan söylüyor avukat bey. Kızma ama bir şey soracağım Murat. Hadi otel çalışanları yalan söylüyor. Peki ya karın? Onun yalan söylemesi için bir sebep var mı? Bilmiyorum. Bilsem söylerim. Ama bunu senin kadar ben de merak ediyorum avukat bey. Bildiğim bir tek şey var. O da ben casus değilim. Ülkemin sırlarını kimseye satmadım. O otele hiç gitmedim. Ne katibi, ne barmeni, ne de o pavyon kadınını hiç görmedim. Yani suçsuzsun. Evet. Üzgünüm dostum ama işin çok zor. Ne demek istiyorsun? Deliller ve şahitler. Her şey apaçık ortada. Anlayacağın başın dertte Murat. Hem de çok büyük bir dertte. Ölüm Hücresi adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.